Dünkü sistemiyle hazırlandık. Dünkü son antrenmanda bunu denedik. Ve rakibin özellikle yine 3-4-3 oynayacağını tahmin ediyorduk. Bu şekilde oldu. Genel planlarımızın hepsi tuttu aslında. Hem top bizdeyken topa sahip olduk. Yine maç sonunda baktığımızda %65'lere varan hem topa sahip olma. Çok fazla pozisyon ürettik. Çok fazla gol attık. Daha fazlasını atabilirdik. Belki 4 gol attık ama belki 8-9 tane de rahat rahat gol atabilirdik bu maçta. Yani çok fazla şans geldi. Bazen de 3. bölgedeki son paslarımızı doğru bir şekilde değerlendirebilirdik. Burada da sıkıntılar yaşadık. Ama genel olarak baktığımızda ofansif anlamda çok iyi işler yaptık. İkinci 3-0 sonrası kaptırdığımız bir top bize gol olarak geldi. Özellikle rakibimizin geçiş hücumlarına çok iyi kullandığını söylemiştim daha önce de. Devamında şanssız bir penaltı bir anda tabii ki hepimiz için korkulu dakikalar ortaya çıkıyor bu şekilde. Yani 3-0'dan 3-2'ye gelmesi maçın. Ama oyun hem dizilişimizi kaybetmedik hem topa sahip olmayı kaybetmedik. Hem hücumdaki aksiyonlarımızı devam ettirdik ve 4-2'lik bir galibiyete ulaştık. Devamında da son dakika yine yaptığımız bir hata 4-3'ü maça getirdi. Ama genel olarak baktığımızda oyun olarak mutlu olduğum ama yediğimiz goller dışında çok iyi işler ortaya koyduk. Bence ilk defa da bu dizilişi oynadık ve bunu da iyi bir şekilde ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Bizim için kötü olan dediğim gibi 3 tane gol yememiz. Bunları yemeden maçı çok rahat bir şekilde de bitirebilirdik. Ferhat Bey. Öne. Ferhat Kızıltaş, Türkiye Gazetesi. Hocam tebrik ederim galibiyet için. İlk kez üçlü çıktınız bugün. Bu sistemde Icardi'nin çok fazla geriye geldiğini gördük. Hatta maçın ilk yarısında bir oyun kuran stoper gibi Osimhen'e uzun bir top göndermişti. Bu sizin çok istediğiniz bir şey mi yoksa Icardi geriye doğaçlama mı geliyor çok fazla? Tabii ki istediğimiz bir şey. Yani dün de bunu çalıştık, bugün de analizde gösterdik. Özellikle boş çıktığında rakibin dizilişine göre Mertens ve Icardi'nin hareketliliği, boş çıkmaları hep onları boşta topla buluşturdu. Bu da istediğimiz bir şeydi. Oyunu kurmak, topun bizde kalması. Yani bunu bazen orta saha oyuncularından istedik. Sara ve Torreira'dan istedik. Bazen Mertens ve Icardi'den bu hareketliliği istedik. Bence burada hep oyunun bütününde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Belki son bölüm biraz yorulduktan sonra yaptığımız hatalar bize daha pahalıya mal oldu ama ilk yarı özellikle hem topa sahip olduk hem rakibimize pozisyon vermedik hem 3 gol attık. Bunu daha iyi bir şekilde sürdürebiliriz ama bu hareketlilik özellikle yani Icardi'nin oyununa da uyan bir şey. Hem hareketli hem oyun kurdu hem pas verdi hem de yine gol attı. Bu anlamda da bence baştan sona savunmayı da iyi yaptığını düşünüyorum. Yani maçın sonuna kadar takım savunmasında da hep yer aldı. Onun açısından iyi bir maç oldu. Buyurun. En sıra. Hocam Haber Global Samet Yılmaz, tebrikler öncelikle. İlk defa üçlü çıktığınızı söylediniz. Bu maçlık mıydı yoksa Beşiktaş derbisine de üçlü oynayacak mısınız? Zira ligde üçlü oynayan takımların zorlandığını görüyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şöyle tabii ki bu maç bitti. Yarın tekrar bir antrenman yapacağız. Sonraki gün bir dinleneceğiz. Ondan sonraki gün tekrar antrenman yapıp maça hazırlanacağız. Burada da kendimizle ilgili karar vereceğiz. Oyuncularımıza bakacağız. Yorgunluk durumlarına bakacağız. Ondan sonra da bir sonraki maçla ilgili karar vereceğiz. Ama bugün genel olarak iyi işler yaptığımızı ve bu kullanabileceğimiz bir sistem olarak bunu görüyorum. Bu sistemi kullanacağız. Okan Bey. Haber Komitek Okan Bertek. Hocam 3-0'dan sonra maçın 3-2'ye gelmesinin nedenini taktik disiplinden kopmak olarak mı görüyorsunuz yoksa konsantrasyon eksikliği mi yaşıyor futbolcular? Bir de şey sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda Batshuayi, bu hafta Yunus Akgün PFDK'ya sevk edildi. Sizinle ilgili de TFF Başkanı'nın geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı. Bu konudaki yorumunuz nedir? Şöyle yani ben oyunda rakibe hiç oyunu vermedik. Yani hep bizde oldu oyun ama top kayıpları yani maç öncesi de özellikle yani geçiş hücumunu etkili yapan ve
özellikle Avrupa'da oynadığı maçlarda sonlandırması %60'lara varan bir takım vardı karşımızda. Bugün de bunu gördük aslında. Yani girdikleri pozisyonları zor sonlandırdılar kazandıkları paslarla. Aslında çok rahat bir şekilde çıkma imkanımız vardı birçok pozisyonda. Yani bunu doğru yaptığımızda hep rahat bir şekilde çıktık. Bloklar arasını kırdık, öne doğru topu taşıdık. Ama iki pozisyon kaptırdığımız topu, hatta penaltı pozisyonu öncesi de önce topu kazandık, sonra tekrar kaybettik. Baktığımızda 3 golde, yediğimiz 3 golde de top kayıpları var. Bu bazen yorgunlukla oluyor, bazen o an pozisyon gereği oluyor. Tabii ki futbolda bu olacak. İlk yarıda bir iki top kaptırdık ama pozisyon yemedik net. Bunlar olacak. Ama oyunun geneline baktığımızda yani istatistiksel olarak yani çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Ya Avrupa Kupası'na maçına karşı, bir İsveç takımına karşı çok fazla pozisyon girdiğimiz, çok ürettiğimiz, çok gol attığımızı, yani olumlu yönden baktığımda bence günün güzel tarafı, taraftarımıza güzel bir futbol seyrettirdik. Çok fazla gol seyrettirdik. Ama yediğimiz goller dediğiniz gibi bazen konsantrasyon eksikliği ve yorgunluğa da bağlanabiliyor. Sevk'le ilgili yani çok şaşkınız yine. Yani bir öncekinde de şaşkındık, yine şaşkınız. Yani ne olduğunu, neyle ilgili olduğunu, neden olduğunu gerçekten anlayamıyoruz. Burada da bir ceza almayacağını düşünüyorum, umut ediyorum ve ortada ceza verilecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Ve burada tabii ki kurullar kararını verecek, profesyonel futbol disiplin kurulu kararını verecek. Ona da saygı duyacağız ama burada benim olayımda da aynıydı. Diğer şeyde de baktığımızda yani sadece Galatasaraylı oyuncuların bu tür sevkleri aldığını görüyoruz. Yani çok fazla aleyhimize hakem hatası yapıldığını da düşünüyorum. Son maçta da bunu tekrar yaşadık. Yani Trabzonspor'un ve Galatasaray'ın bu sene çok fazla hakem hatasına maruz kaldığını düşünüyorum. En çok kalanlardan biri daha önce de söyledim. Trabzonspor, Galatasaray da aynı şekilde baktığımızda geçen hafta gösterilen kartların da maç sonuna baktığımızda yani herkes hemfikirdi. Yani bazı kartları neden gösterdiğini anlamadık Ali Şansal'ın. O yüzden şaşırdığımız şeyler var tabii ki ama dediğim gibi güveniyoruz. Ne olursa saygı duyuyoruz. Hakemlerimize de saygı duyuyoruz. Ama biz tabii ki saha içerisinde en iyisini yapmaya çalışacağız. Yani onunla ilgili bir şey demeyeceğim. Çok fazla da bu konuların polemik konusu olmasını istemiyorum. Sahada kalmamız gerekiyor, sahada olmamız gerekiyor. Bir teknik adam olarak sahada kalmak istiyorum ve dediğim gibi yapılan sevklerin de daha sonra yani bizi haklı çıkaran yani para cezası bile iptal oldu devamında. Yani önce para cezası verildi, o da iptal oldu sonunda. Yani burada yapılan sevklerin karşılığı olması gerekiyor, arkası olması gerekiyor. Sadece birileri istedi diye sevklerin yapılması herkes için bence sıkıntı yaratacak. Yani yarın öbür gün ben de isteyeceğim, öbürü de isteyecek, diğeri de isteyecek. Herkes bir sevk isteyecek. Yani bunların bu şekilde yapılması gerçekten üzücü. Ama dediğim gibi hem federasyonumuza, başkanımıza, kurullara, bütün hepsine güveniyoruz. Ne karar alırlarsa da saygı duyuyoruz. Oğulcan Bey, en ön sıra. Karar Gazetesi Oğulcan Çoksayar. Hocam öncelikle tebrikler. Avrupa Kupalarında çıktığınız son 15 maçta her maçta kalenizde gol görmüşsünüz ve bunun dışında son 15 dakikalarda baktığımız zaman bu sezon kalenizde 6 gol görmüşsünüz. Henüz başındayız gerçi Avrupa Ligi'nin ama en az ikili mücadele kazanan ekiplerden bir tanesisiniz. Şunu sormak istiyorum. Bugün nasıl? 54. 54 hocam. 54. Yine yakın, genelde sayılar birbirine yakın. Yok yani bugün üstünüz değil mi? Evet bugün tamam. Öyle hocam. İyi o zaman. Onun ışığında şunu sormak istiyorum size. Avrupa kulüpleri ile Türk kulüpleri arasında fizik ve kondisyon gücü farkı olduğunu ve makasın açıldığına yönelik bir görüş var. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Bir çözüm öneriniz var mı? Teşekkür ediyorum. Vallahi ne desem bilmiyorum. Yani genel olarak yine olumsuzları saydınız ama maçta hani mesela şeyde ne olmuş onu söyleyebilir misiniz bana? Çıktığımız 15 maçta kaç galibiyet, kaç şey almışım? 9 galibiyet var hocam. Tamam. Orada ama şey ben savunma konusunda evet. O hani genelde sonlara doğru düşüyor diye takım ondan ötürü sordum.
yapıyor. Bence sonlara doğru da ayakta kaldık. Yani top bizdeydi. Oyun bizdeydi. Rakibimiz yine uzun toplar, kontra ataklarla, bugün için söylüyorum. Kesinlikle inanmıyorum. Yani Türk takımlarıyla Avrupa takımları arasında fark var. Lafına inanmıyorum. Yani oynadığımızda başa baş hepimiz oynuyoruz. Geçen sene Bayern Münih örneği var. Manchester United örneği var. Bu takımlara karşı da başa baş oynadık. Her takıma karşı da başa baş oynuyoruz. Ona çok inanmıyorum. Yani Türkiye Ligi'ne Türk takımlarının da güçlü olduğunu düşünüyorum. Burada tabii ki sezon başları daha biraz daha zor oluyor bizim için ama sezon başladıktan sonra özellikle bu dönemlerde üstünlüğümüzü çok net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bugün de oynadığımız bir İsveç takımı fizik olarak güçlü diyebilirsiniz ama her istatistiksel olarak her alanda onların üstüne çıktık. Yani bu da bence Türk takımlarının ne kadar iyi olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu ve herkese yenebileceğini net bir şekilde bugün de gösterdik. Son soru Erdem Bey. KRT Erdem Açıkköz. Hocam Nelson'un yani çok gol yiyen bir Galatasaray var baktığımız zaman ama hani tabii ki atmasını da biliyor. Nelson'un eksikliğini burada neye bağlıyorsun? Mesela Nelson'un olmadığı maçlarda daha çok gol yiyor gibi izliyoruz geçen seneye oranla. Evet. Teşekkürler. Yani tabii ki ölçü değil bu ama Kasımpaşa maçı yani Nelson vardı. 3 gol yedik. Nelson'la alakalı bir şey değildi veya onun olmadığı maçlar gol yememiz onunla alakalı bir şey değil. Onun olduğu maçta 3 gol yememiz direkt onunla alakalı bir şey değil. Oyun olarak baktığımızda her zaman üstün olan, hücum oynayan bir Galatasaray var. Yani bunun ben gol yeme tarafından çok 3 gol ortalamasıyla hem ligde hem Avrupa'da devam eden Galatasaray'ı daha çok mutlu ediyor beni. Tabii ki son 2 lig maçında gol yemedik, gol yemeden bitirdik. Ama dediğim gibi bugün 4 gol attık. Yani 3 maçta attığımız 9 gol var Avrupa'da da. Bunlar da bence bizim için önemli sayılar. Demin de söyledim, biz savunma takımı değilim. Yani savunmaya önem veren, yani tabii ki savunmaya önem veriyoruz ama bekleyen, kapanan, 10 kişiyle geride bekleyen bir hoca değilim. Yani bu zamana kadar böyleydi. 2,5 sene oldu. Zaten hep önde oynadık, hep atak oynadık, hep riskli oynadık. Bu oyunun karşılığını hep aldık. Yine devam edeceğiz. O yüzden gol olabilir. Yani bazen 5 tane net pozisyon verirsiniz, gollemezsiniz. Gollemedim diye sevinirsiniz. Bazen şanssızlık olur. Bugün penaltı pozisyonu gibi, yani kaptırdığımız toplar gibi 3 tane gol yersiniz. Burada da yani niye çok gol yiyoruz diyebilirsiniz. O yüzden yani maçın geneline bakmak lazım bence. Dediğim gibi yani iki santrafor ve 10 numara, yani iki tane kanat zaten. Gabi'yi de sayarsak, Saray'ı da sayarsak 6 tane hücumcuyla oynadık. Burada da yani önemli olan pozisyon üretmemizdi. Rakibe ilk yarı çok az pozisyon verdik. Devamında pozisyonlar verdik ama ligde de aynı şeyleri yaşıyoruz aslında. Ne zaman konsantrasyonunuz azaldı, rakipten nasıl olsa bir şey yapamaz, bunu Rigas maçında da yaşadık. Yani konsantrasyonumuz azaldı, rakibi önemsemediğimiz yerlerde kalemizde goller gördük. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Yani bugün son bölümde de bunu yaşadık aslında. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.